Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulunan muhim haberlerine huzurunla sunuş kıtırışımız. Kınavsızlı kıtınlar ekranımızı bulsun. Xitayning köz boyamçılığı davamlaşmakta. Xitay bir tarafından Şarkı Türkistan halkını asimilyatsiya kılış üçün Uyghur ve başka Türkiy milletlerinin öz tili yazgını işletişini çeklese, yeni bir tarafından halkaranın gözünü boyaş üçün neyren vazlığını davamlaştırmakta. Xitay haber torunun haberde bildirdiyse, Xitay Milletler Tili Yazık Tercüme İdaresi 9. yanvar Beijing'da Uyghur tili, Kazak tili, Tibet tili Katarlık 7 tilinin tercüme detalını ilan kılış yığını ötküzgen. Bildirdiyse bu yumuşak detalının app detalı nusxisi ve torbet nusxisi işlenip tarqıtılgan. Haber diyene Tili Yazık İdaresinin neçi yıldın beri bu 7 xil yazıktaki ahli iktidarlık tercüme, ava sonuç tekniksi ve süret sonuç tekniksini tetkik kılıp yasap çıkanlığı bildirilgen. Xitay dairelerinin Uyghur Katarlık Şarkı Türkistan halkının öz tili yazığını mağrib sistemisinden çıkarıp taşlıqanlıqı, aşkarı sorunlarda Uyghur tildi sözleşni çekli gelliki. Barlıq halkını Xitay tili ögünüşke mecburla avatqanlıqı, halkarağı aşkarlığını boğan bosumu, ama Xitay daireleri yanıla öz cinayetlerini yoşuruş üçün yukarıdak tedbirlerini işkısağan. Muhacirətki Uyghurlar Xitay işligen bu xil yumuşak detallarının en aldı bilen Uyghurlarının uçur alaqısını kontrol kılışkı işletilgenlikini. Sezgür söz atalgularının bütünleyi çekilengenlikini bildirişken. Şundakla bu app detalları torba muhitti işleydiğen boğaçka kirgüzülgen uçurlarının hemmesinin Xitay'ı yolunu dıgallıkını, şuna işletişinin bir hatır emesliğine tekitligen. Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği'nin 6. Ketimlik Şura yığını muvaffakiyetlik ahırlaştı. 9. yanvar Şarkı Türkistan Ölümaları Birliği'nin 6. Ketimlik Şura yığını 6. yanvar Türkiye'nin Alanya şehrinde başlanıp 9. yanvar muvaffakiyetlik ahırlaştı. Yığınğa Türkiye içi sırtıdan Şarkı Türkistan Ölümaları Birliği'nin 70'ten artık azası iştirak kıldı. Yığının aldınkı baskıcıda birlik kişideki her kaysı grupı mesulleri ötken bir yıl içinde kılgan hizmetleri hakkında doklat bedi. Arkadan Şarkı Türkistan halkının bugünkü dini ve siyasi vaziyeti, halkının takdirige münasebetlik muhim meseleler, Şarkı Türkistan davasının yetekçi ideyası, teşkilatçılık katarlık temalar tepsili muzakir kılındı. Kiyinki baskuşta Şarkı Türkistan davasını halkarada tekimu canlandırış üçün Şarkı Türkistan Ölmalar Birliği kandak hessi koşa alaydı, nimelerini kıla alaydı. Şarkı Türkistan davasını İslam ve Arap dünyası da kandak kılganda tekimu aktif halga ekegili buludu. İzbasar ölmalarını yetiştiriş üçün nimelerini kılış gerek digen temalar muzakir kılındı. Şura yığını diyene Şarkı Türkistan'daki vaziyetinin kündün künge ihirleşip, Xitay tecavüzçilerinin ırkı kırgınçılık cinayeti sadır kılıp atkallıqı, muşundak alahide tarihi şeraitte ölmalarının mesuliyetinin ihirliği ve hazırki şerait tekaza kılgan vazifelerini tahirsiz icra kılışı lazımlığı tekitlendi. Ahırda yığın iştirakçıları ayrım ayrım gruplarına bölünüp Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği'nin kiyinki bir yıllık hizmet nişanı alakadar türlük tekliflerini oturgu koydu. Bu tekliflerinin bir kısmı rehberlik tarafından kabul kılınıp hizmet gün tertibine kirgizildi. Yığının 3. günü şura yığını hulas kılınıp hulası doklati ilan kılındı. Xitay Şarkı Türkistan'daki memurlarını yalgandın namaz okuşku buyurdu. Xitay yakınki bir neçe ay içinde halkaradaki teşviqatını alahide küşe etken bulup, barlıq rezil vasıtalarını işletip türlük cinayetlerini birbirlep aklaşkı orungan. 9. yanvardaki Amerika Avazı Torunun haberde bildirilişçe, Gulci şehrideki uzun yıldın beri takılıp kalan bir kısım mescitler kaytıdın ecivitilgen bulup, Xitay daireleri kişilerini namaz okuşku buyurgan. Ama kişiler bunu işenmeyi mescidki kirişge cüret kılanmıgan. Kazakistan'daki siyasi faaliyetçi Serikcan Bilaşoğlu bu hafta ihbarı bildirip, namaz okuşka buyurulgan Kazak fuqralarının hemisi çeteldeki tukkanları sürüş tıkılına vatkan kişiler hikayelikini. Onlarga ayda 500 son beriş verdi kılıngallıkını. Ama onlar bundan burun ceza lagırgı kamalgan boğaçka namaz okuşu buyurukını Xitay'nın hilesi de püşen gelikini. Şunlaşka hiç kimnin bunu unumugallıkını bildirgen. Xitay daireleri bununla amal kılanmay aldınkı heptedin tatıp memuri hadımlarını iş kısağan. Ama onlar namaz okuşunu bilmi geçke hemmisige bir baştın namaz okuş kaidesini ögetken. Kiyin onlarını mescitte namaz okuvatkan kıyafette süretke ağan. Onlar namazını toxtumay hata okuqaçka kayıt kayıt süretke ilişki mecbur boğan. Xitay cinayetlerini yöşürüş üçün katı küçevatkan bosumu ama onlarının hili neyrenleri yanılı köplep aşkarlanıp kağan.
Hindoneziyalik sayahatchi Ürümçidagi ma'lum masjidda namoz o'qiganlik uchun soqchi tomonidan tutib ketilib so'roq qilingan. Ular qaytib kelgandan keyin bu voqeani xalqaro taratqularga oshkorlab aytgan. İran xatolig'ini itirof qildi. 11 yanvar xabar yetti to'g'ri bo'lgan xabardan ma'lum bo'lishicha Tehran İranda tushib ketib 176 odamning jenidan ayrilishi sabab bo'lgan Ukraina aeroplanini insoniy xatolik tufayli savvanlik bilan tushirayotganligini itirof qildi. İran armiyasi qo'mondonlik shtabi aeroplanning bir sezgur harbiy rayonining ustidan o'tib ketayotganda insoniy xatolik yuzidan havo mudofaa sistemasi tomonidan savvanlik bilan etib tushirib yetilganligini bildirdi. Bayonotda Amerika bazalariga qilingan boshqarilgan bomba hujumidan keyin İran atrofida Amerika urush aeroplanlarining ko'payib ketganligi, mudofaa xodimlarining mazkur aeroplanlarning davlatning strategik o'rinlariga hujum qiladiganligi to'g'risida uchur topshirib olganligi. Bu jarayonda ko'plagan nishonlarning radarlarda ko'rinishga boshlaganligi, shuning bilan Iranning havo mudofaa tizimlarining nihoyatda sezgur holatga keltirilganligi qayd qilindi. Bayonotda qatnash nomeri 752 bo'lgan Ukraina havo yo'llari shirkati aeroplani bu sezgur va krizis sharoitida Imom Xumayni aerodromidan qo'zg'aldi. Aeroplan aylanish jarayonida Iran inqilob muhofizachilarining nihoyatda sezgur bir harbiy markazga yaqinlashdi. Uning igizligi va turish shakli dushmanlarga hujum qo'tadigandekli holatda edi. Aeroplan mushundoq sharoitda insoniy xatolik bilan qasdlikdan xoli holda nishon qilindi degan iboralarga o'rin berildi. Bosh qo'mondonlik shtabining o'lganlarning oila tavobatlaridan kechirim so'raganligi bildirilgan bayonotda bu xil insoniy xatoliklarning qayta yuz bermasligiga kafolatlik qilamiz. Javobgarlar qonunning javobgarligiga tortildi, deyildi. Iroqning chet el kuchlarining urush maydoniga aylanib kelishini xohlamaymiz. 10 yanvar Turkiya ovozi radiosi xabarda bildirilishicha, Turkiya tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu Turkiyaning Iroqning chet el kuchlarining urush sohasiga aylanib kelishini xohlamaydiganligini bildirgan. Çavuşoğlu Iroq poytaxti Bag'dodda Iroq diplomatiya ministri Muhammad Ali al-Hakim bilan qo'shma axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, munolarni bildirdi. Bu ziyarat orqali bizning xalqaro jamiyatga bermoqchi bo'lgan signalimizning uqimi mundaq. Iroq hargiz mu yolg'iz emasdir. Bu qiyin o'tkaldan muvaffaqiyatlik holda o'tish uchun birlikda harakat qilamiz. Biz Iroqning chet el kuchlarining urush sohasiga aylanib kelishini xohlamaymiz. Islom dunyosi ulamolar birligi Uyg'urlarni qo'llaydiganligini bildirdi. 10 yanvar İslam dünyası ulamoları bilen Şarkı Türkistan ulamoları birliği İstanbul'un Fatih rayonunda jam bulup Xitayning Şarkı Türkistan xalqiga yurgizayotgan basturi siyosatini muhokama qildi. Muhokama yig'iniga dünya ehli sünnet ulamoları birliği, Palestin ulamoları birliği, dünya Müslüman ulamoları birliği ve Şarkı Türkistan ulamoları birliği iştirak qildi. Yig'inga dünya İslam alimlar birligiga vakolatan Doktor Ali Qaradag'i iştirak qildi. Yig'inda Sharqiy Turkiston ulamolar birligi tashqi ishlar mas'uli Mahmudjon Damollam so'z qilib, barliq dunyo musulmonlari bizni qo'llab-quvvatlashi kerak dedi. Afsus ustozlar unda qilmayotdi. Sharqiy Turkiston xalqi dunyodagi islom ulamolari va ustozlarning Sharqiy Turkiston majlisida aniq bir ifoda bildirishini umid qiladi. Chunki Xitoy Sharqiy Turkiston musulmonlarining ibodatlarini chekladi, masjidlarni choqdi, Qur'on Karimni ko'ydirdi. Sharqiy Turkiston musulmonlari musulmon bo'lganligi uchun xorlanayotdi. Xitoy Uyg'ur musulmonlarini din-din chiqishga majburlayotdi deganlarni bildirdi. Yig'inda yana Gulbahor xonim jazo lageri va turmalardan tortilgan suratlar bilan Xitoyning Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan islom diniga va insoniyatga qarshi jinoyatlar haqida guvohlik berdi. Ustoz Mahmudjon Damollam tarjim qilib berdi. Yig'inda yana Sharqiy Turkiston ulamolar birligining Avstraliya vakili Ustoz Abdusalom Olim Sharqiy Turkistonning hozirgi vaziyatini tanishtirib, Sharqiy Turkiston masalasining Sharqiy Turkistondagi musulmonlarning masalasi bo'lib qolmay, balki barliq dunyo musulmonlarining masalasi ekanligini, Xitoy yolg'on tashviqotlari bilan Sharqiy Turkiston musulmonlarini terrorchi qilib ko'rsatayotganligini, amaliyotda Sharqiy Turkiston musulmonlari musulmon bo'lganligi uchun xorlanayotganligini ta'kidladi. Muhokama yig'inida Qardaviy so'z qilib, Uyg'ur musulmon qarindoshlarimiz ummatning bir qismi. Biz ularning ichidan bir a'zo. Ular bizning ichimizdagi bir a'zo. Islom dunyosi bizlar bilan bir maydonda turmadi demanglar. Islom dunyosidagi barliq musulmonlar sizlar bilan bir maydonda. Biz sizlarni qo'llaymiz.
Мән Шәрқи Түркістан мәсілісі хақыда Түркия, Қатар, Индонезия қатарлық дәулетлердегі алақадар рәһбәрләр белән көрештім дигәнләрне белдерді. Yığın diyenə Doktor Yusuf Qardavi, Ustaz Mahmudcan Damollam və Pələstin Ölmaları Birliki vəkili qatarlıqlar səhnədə durub, yığın iştirakçılarının Şərqi Türkistan məslisini həl qiliş usulü və təkliflərini anlap ötdi. Hongkongluqlarda ruhi kisəllik görüldü. 10-cı yanvar Amerika avazı xəbirdə bildirilişcə, Hongkong yaşaydıqan 3 kişinin içindəki 1 kişidə ruhi kisəllik alamətləri görülgən. Hong Kong Universitetinin tədqiqatçıları 2009-cı yıldan 2019-cı yılı qıcı boğan məzgillərdə Hong Kong yaşaydıqan 18 min kişi üstüdə ruhi sağlamlıq təkşürüş elib bağın. Təkşürüş nəticələrdə 2019-cı yıldan bu yan davamlaşqan hükümətki qarşı namayışlarqı səhni boğan Hong Kong'daki 3-dün 1 kişidə ruhi kisəllik alamətləri görülgən bulub, bu nisbət 2015-ci yılı seliştirğanda 6 həssə yuqur ikən. Hong Kong'daki yetişken kişilerde görülgen çüşkünlük seviyesinin Urş rayonlarda yaşaydıklarının seviyesi yakın ikenliki baykaldı. Tetkikatçılar Hong Kong'da ruhi sağlamlık karta yeni tedbirlerinin yolu koyuşunun muhim ikenlikini tekitledi. Tekşürüş tetkikat neticeleri jurnalda ilan kılındı. 2019 yılı iyonda Hong Kong'da gumandarlarını Xtay'a ötküzüp beriş kanun tektip layihesine karşı demokratiyanın koğdaş namayışı partılgan bulup, namayışlar bilen sakçıları otursa da tokunuş ve zoravallıqlar köpeygen idi. Kanun layihesi 2019 yılı 23. oktyabr resmi kaytur verilgan bolsa mu, ama namayışçılar demokratik islahatını talep kılıp namayışlarını devamlaştırgan idi. Hong Kong'daki hükümetki karşı namayışlarda Sakçılar bilen namayışları otursa da tokunuşlar devamlı yüzü biri vatkan bulup, Hong Kong yeni yılga namayış bilen kırgen idi. Hürmetli tülüzür görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz Muşya'da ahırlaştı. İnşallah ayetki programımızı görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eydim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.